خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام درس هل دوامت هذا؟ دوامت هذا سلام اون اینجا دوامت هذا خب بگن إن شاء الله رب العالمين نبات داگه صحبتمز avvalgi suhbatlarda ijtihod haqida fiqhiy ijtihodlar va o'sha ijtihodlardagi asoslar va aqida ijtihodlari to'g'risida ham bir muxtasar qisqaroq gaplashgan edik. O'sha ijtihod asoslariga manba sifatida qaraladigan Qur'oni Karim va hadisi shariflarni usullari to'g'risida ham biroz gaplashsak inshaalloh. Qur'oni Karim Nabi sallallohu alayhi va sallamga Iqro oyati bilan boshlanib, so'ng oyat nozil bo'lgunga qadar 23 yillik hijriy sanani o'z ichiga oladi. To'g'rimi? 23 yil mobaynida ba'zan oyat, ba'zan butun boshli sura nozil bo'ldi. Ba'zida Makkani o'zida nozil bo'lgan oyatlar bo'lsa, ba'zida Madinada oyatlar nozil bo'ldi. Voqealik hodisa odamlarga savol tug'ilib qolib, yechim payg'ambar alayhissalotu vasallamning o'zlarida to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan paytida oyat bilan quvvatlandilar. Buni bilardilar. Chunki vahiy u kishiga yetib kelayotganini ilmi yaqin bilan, aynul yaqin bilan bilardilar. Shuning uchun savol bo'lsa, o'zlarining ijtihodlariga ko'ra aytardilar. Agar javob bo'lmasa o'zlarida bilardilar vahiy keladi. Bu hodisadan bittasi ashobi Kahf ruh haqida bo'lgan savol. Makkada, Makka davrida Makka mushriklari savdogar xalqlar edi ular. Kitob berilgan ahli kitoblarni mamlakatlariga borganda yoki ularni oldilariga borib pul berib bizga ba'zi narsalarni o'rgatinglar, bizda bittasi payg'ambarman deb chiqdi. Bu odamni kitobdan gapiryapti. O'sha kitob masalasida bizga bir yo'l ko'rsatinglar, savol beraylik, yolg'onchiligini fosh qilaylik deyishgan. Buni ya'ni tashkilotchisi Nadir ibn Haris degan odam bo'lgan mushrik. Nadir ibn Haris yotsa, tursa, uxlasa, tursa faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi harakat qilgan odam. 24 soat payg'ambar alayhissalotu vasallamni aybini topayman deb hayot kechirgan odam. Tijorat topib pul topsa ham shunga sarflagan pulini. Vaqt topsa vaqtini shunga sarflagan. Bor qobiliyat, iqtidorini shunga sarflagan. Qur'oni Karimning qayerida asatirul avvalin kalimasi kelsa, Nazr ibn Horisga tegishli shu oyat. Shu Shomga borarkan, Forsga borarkan, boshqa yurtlarga borib, o'yinchi qizlarni sotib olardi. O'yinchi qizlarni sotib olardi, hikoyalarni sotib olardi, eshitib odamlardan o'rganib kelib, payg'ambar alayhissalotu vasallamning orqalaridan poylab yurardi. Bir joyga kelib odamlarga dindan gapirsalar, tavhiddan gapirsalar, shariatni o'rgatsalar, u kishini ketishini kutib turardi. Ketgan zahoti orqalardan kelardi-da, hozir nima dedi? Hammasi yolg'on. Undan zo'rlarini aytib beraman sizlarga deb Rustam dostonni, Sifandiyorni gapirardi. Hikoyani, qissalarni. Keyin endi derdi, bir maza qilib o'ynaylar deb o'yinchi qizlarini o'rtaga qo'yib, jildirma chaldirib, ashuvlar duf urdirib o'ynatardi. O'sha Luqmon surasining 6-oyati shunga nozil bo'ldi. Luqmon surasida lahval hadisni liyidilla an sabilillah Allohning yo'lidan adashtirish uchun lahval hadisni nima qilishadi? Sotib olishadi. Nazir ibn Horis sotib olgan edi borib haligi qo'shiqchilarni. O'shaning uchun buni Allohi vallohi vallazi nafsi biyadihi qasam bilan Abdulloh ibn Mas'ud aytganmidilar? Fa innahu g'ina deganlar. Bu g'ina deganlar. Ya'ni Allohning yo'lidan adashtirish haqidagi oyat lahval hadis haqidagi oyat g'ino haqida nozil bo'lgan.
Bu degani mutlaq faqat g'inogina adashtiradi degani emas. Ba'zilar buni dalil qilib turib, mutlaq g'inoni haromligiga hujjat qilmoqchi bo'ladi. Yo, mutlaq g'ino harom emas. Aksari harom. Joiz tomonda ham harom deb yormaslik kerak. Bu oyatning tafsiridagi Allohga qasamki bu g'ino degani oyat shu haqida nozil bo'ldi demoqchi. Lekin Allohning yo'lidan adashtiradigan, masalan uchun Qizbu Tahrirning kitobi ham o'sha lahval hadisga kiradi. Allohning yo'lidan adashtiradi. To'g'ri yo'lga rahna soladi. Xavorijlarning kitobini o'qisangiz ham shu. Falsafani, islomni buzadigan falsafani o'qisangiz ham shu. Oddiy umuman dinga, diyonatga foyda bermaydigan narsa bilan vaqtni sarflab, umrni sarflasangiz ham shu. Keyin ahli kitoblar Nazr ibn Xorisga o'rgatishdi. Aytishdiki, uchta masala bor deyishdi. Uchta masalani bilsa payg'ambar biladi deyishdi. Bittasi dedi, shu g'or sohiblari. Biz g'or deymiz u, kahf bilan g'orning farqi bor. G'or kichikroq bo'ladi, kahf kattaroq bo'ladi. 5-10 kishi kirib yotadigan joyi kahf deydi. Ashobi kahf. Tarixda shunaqa odamlar o'tgan, ashobi kahf. Ikkinchisi ruh haqida. Ruh haqida so'raysan, agar bilsa payg'ambar emas, yolg'onchi bo'ladi degan. Bilmayman desa payg'ambar bo'ladi degan. Uchinchisi Musa alayhissalom bilan Xizrni sayohatlari, shu yerda menimcha adashmagan bo'lsam. Shu uchta hodisa. Shularni endi borib so'rasanglar, payg'ambardan boshqa odam bu hodisalarni bilmaydi. Ular keldi, Nazr ibn Xoris kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga bir joyda ro'barolarga chiqib aytdi. Ruh haqida nima deysan dedi. Yes'alunaka anir ruh. Qur'oni Karim javob berdi. Zulqarnayn haqida nima deysan? Yes'alunaka andil qarnayn. Keyin ashabi kahf. Haqida. Payg'ambar alayhissalom qarasalar bilmaydigan narsalari. Ijtihod bilan topadigan narsa emas, tarixiy haqiqatlar. Aytdilarki, ertaga kelinglar, aytaman dedilar. Lekin 10 kun kechikkan shu. Ha? Wala taqul inni fa'ilun zalika ghada. Illa ay yasha Alloh. Alloh xohlasin deb aytgan. O'sha Kahf surasida buni Alloh taolo ogohlantirdi. Demak, Payg'ambar alayhissalotu vasallam bularning javobini berdilar. 10 kun kechikishini ham hikmati bor. Alloh taolo Nazr ibn Xorisga o'xshagan badbaxtlarni iymonini xohlamaydi. Unaqa badbaxt, isyonkor odamlarga majbur emas Alloh taolo iymonni berishlikka. Xuddi Nazr ibn Xorisni maslagi, ba'zi ulamolar hozir aytadi, bugungi kundagi media. Oqni qora ko'rsatadigan, qorani oq ko'rsatadigan. Haqni botil, botilni haq qilib ko'rsatadigan media Nazr ibn Xorisning maslagi, manhaji. Nazr ibn Xoris xuddi shunaqa qilardi. Haqni botil qilib ko'rsatardi. Endi hodisalarga nima uchun aloqador Qur'oni Karim buni mavzusini aytyapmiz? Chunki Qur'oni Karimga ma'no aytayotgan odam hodisalardan bexabar bo'lsa, Qur'onni to'g'ri ayta olmaydi. Qur'onni zohir yuzaki shundoq o'qib bir narsa tushuna olmaydi hech kim. Va bu Qur'onning qiyin kitob ekanligini bildirmaydi. Qur'onda yaqin 7-taga 8-taga yaqin joyda Alloh taolo nima dedi? Va laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir dedi. Biz Qur'onni zikr uchun oson qilib qo'ydik, eslovchilar yo'qmi dedi. Oson Qur'on. Amal qilishlikka oson, faqat uni mutaxassisdan so'raysan. Bu endi chekini bo'lmaydigan haqiqat, tark qilib bo'lmaydigan ma'lumot. To'g'risi ham shuda. Tibbiyot ajoyib fan degani hamma tibbiyotdan gapiraversin degani emas. Tibbiyot insonning sog'lig'iga javobgar fan. Mutaxassisdan so'raysan degani uni tushunadi aqli bor odam. Makka'da nozil bo'lgan oyat, Madinada nozil bo'lgan oyat farqi bor.
Kur'an-ı Kerim'de üslub cihatiden cüde yüksek balagat işletilgen. Yani Kur'an-ı Kerim'nin balagatı, balagat faninin asası. Balagatki asas soygen kitap yani. Allah Teala'nın kelamıya karar balagat şunaka bularken deyledi. Uzu Araplar balagatta uzudan başkan tan olmasıdı. Araplar balagat fanide bizimiz deyişerdi. Hatta o şey Rukas bazarı ile mavsum idi. Şiir bazımları bulardı. Şiir bazımları da şiir aytıp katta katta pul alışardı. En meşhur şiirler Kabe-i Muazzama'ya asıp koyulardı. Keyingi mavsumda kim zor şiir yazsa o çürü varıp yangısını asışardı. Neçe yıllar mobaynida o'sha Ka'badan osilgan holda tushmay qolgan 7 ta sher bor, mashhur. Muallaqatu sab'a deydi. Muallaqat shu Ka'bada osig'liq qolib ketgan. O'sha darajada kuchli odamlarning ichida Qur'oni Karim ularni bosib tushdi. Ularni barchasini lol qoldirdi. Hattoki ularni ojiz qoldirdi. Ojiz. Qur'onga o'xshaganda qila olmaysan dedi Qur'on. 4 ta joyda. Şu derecede küçülü, ilmi, yani ziyali tabakalarını hem lal kaldıra algen tilini kanakasıyla mektepini yakışı okumayan bari köçede çıkıp yapıladı. Bu yani ciddiyetini etmek için ben. Ciddi tamamı var Kur'an'ın. Eğer şu Kur'an'dan yapırışki işkıvazlığı bulsa, yıkıştırış gerek, Kur'an-ı Kerim'e küçü sarplaş gerek, okuş gerek, organış gerek. Meyli, hiç kimi tosulmaydı, okusun, organsın. Tafsirini görsün. Hiç yok degende 7 de tafsir var. Meşhur tafsirler var. Tabari'nin tafsiri var, İbn-i Kesir'in tafsiri var, Sadi'nin tafsiri var. Başka muhaliflerini, düşüncelerini örgenemen dese Zamakşari'nin tafsiri var. Felsefi tamamdan örgenemen dese Nesafi'nin tafsiri var. Kurtubi'nin tafsiri var. Çünkü yok şeyken meşhur tafsirler var. Yani asıl manbaya yakın bugün tafsirler. Ondan keyin bana Özbekçe tafsirlerimiz var. Hazreti Rahimahullah'ın tafsiri yukarıdaki tafsirlerinin mecmuası uzun. Kup, Tabari'den faydalanırlar, Kurtubi'den faydalanırlar, cüdü kup. Yangi tafsirlerden faydalanırlar. Okusun. Okup, özleştirip çıksın. Ve bunu için aldın Arabi lügatını örgensin. Kur'an'ın üslubu, muhtasar şekilde ötüp gitip yapman, lakin kup ötüp gitip yaptıken, Kur'an bizgeçe yitip kilişiden aldın, sahabeler davrida kitapta cemlenmegen idi. Kur'an'ın cemlenişliği alakada bir fen, bab. Doğru mu? Lekin, bizgeçe yitip gelgen sanat, Kur'an ve hadisten, bizgeçe yitip gelgen sanatını en küçülü tariqası kitap bilen kemegen. En küçülü tariqası yoddan kegen, yoddan. Hazır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan eşitip sahabe. Sahabeden eşitip tabi'in, ondan eşitip tabi'a tabi'in, ondan eşitip onu şagırtı, eşitip bizgeçe kegen sanat üzülmeye turuptu. Trik adamlar var. Biz içimizden bu sekere bunu kararlar. Sanatı var. Dip koyadı, sanatı var. O şey sanatki ulansayız, doğru trik kervanın içi de sizsiz. Din, bana şuna kayın gibi, biz İslam ümmetini hafızası bilen din. Nazil bo'ldi. İslam ümmetine hafızası ge nazil bo'ldi. Allah Teala uşunaka hafızanı aldım yarattı. Uşa hafızaga münasip ki Kur'an'ı nazil kıldı. Unge münasip ümmetini payda kıldı yani. Bu ümmet şunaka ümmet. Hazır Kur'an-ı Kerim'li kitaplarını hemmesini yokka çıkarıvarsın. İslam ümmeti bir günde kitabı kayıttan yazıp koyalıydı. Nimege? Hafızada durdu. Kitabını bizgeçe yitip gelişliği de demek katta bir urunuş fan meydana çıktı. Şimdi hadisi şerifler doğrusu da şubha uygatışını başlaşadı. Çünkü Kur'an'a kılıngan urunuş hiç kaçan muvaffakiyet kazanmagan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'nin ilmi üslubiga insanın tefakkürü yetibar almaydı. Yani onu uşa üslubini kollab buna kitap yazarmaydı. İlahi talimatu, ilahi hitap, nida. İlahi nidanı bende kılal beydi. Şimdi hadisi şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dersler
Dastlab boshida. Yozmanglar deganlar. Mendan yozmanglar. Nimaga? Kotiblari bo'lardi, Zayd ibn Sobitga o'xshagan, Marvon ibn Hakamga o'xshagan, ba'zi sahobalar kelib uni kotibligini qilardi. Payg'ambar alayhissalom vahiy tushishi bilan chaqirib, Qur'onni yozib qo'yardilar. Endi yozganlaridan keyin ba'zi odamlar Payg'ambar alayhissalomning gaplarini ham yozib olishni boshladi. O'zi yozish juda tarqalgan emas. Hamma yozuv juzini biladigan payt emas. Sonli odamlar, sanoqli odamlar biladi. Shunda aytdilarki, Qur'onni yozayotgan bo'lsanglar, yozinglar, mendan chiqqan gapni yozmanglar dedilar. Ulamolar aytadiki, nimaga desa, Qur'on bilan aralashib ketmasin deb o'ylaganlar boshida. Lekin keyinchalik uslubni ko'rganlarki, bandaning so'zi emas Qur'oni Karim aralashmaydi. Bu tabiatan ham biladi. Bir ahli ilmni hikoyasi bor. Kemada ketyapmiz deydi, juma bo'lib qoldi deydi, jumaga chiqib xutbada juma o'qidik deydi. Xutbada endi alhamdulillahi va kafa vassalatu ala rasulina al-muftaha deb aytadi-da, orasida o'zi xutba ham qofiyalik, lekin orasida Qur'on o'qiydi. To'g'rimi? Qur'onligini hech kim bilmaydi, pastda o'tirganlar musulmonlar ham bor, boshqa din vakillari ham bor, o'tiribdi endi jumani ishtadi baribir. O'sha xutbadan tushgandan keyin bir nasroniy odam kelib yoki boshqa din vakili kelib, hozir o'qigan narsalarining ichida orada bir narsa o'qi deying. O'shani o'qib ber qaytadan degan. Keyin u xutbani o'qisa bo'lmas degan. Narigini o'qiding-ku degan. Desa, o'sha Qur'onni o'qigan. Ha, mana manchi degan. Qanaqa gap bu degan. Umuman dindan xabari yo'q odamga g'alati eshitilyapti. G'alati emas, boshqacha eshitilyapti. Bu degan juda boshqacha ekan deganda, bu Allohning kalomi degan. Bu yerda kitoblarda, rivoyatlarda eshitganimiz, o'qiganimiz. O'zimiz ko'rgan bir odam bor, ya'ni u aytib beradi, urushda xizmat qilgan. Yo, urushda xizmat qilmagan, armiyada xizmat qilgan. Shu anaqa paytida, SSR paytida bo'layotgan hodisa. Armiyada xizmat qilgan qori o'zi. Qur'onni takrorlab o'tirar ekan, kichkina bitta joyi bor ekan, o'sha yerda Qur'onni takror qilib o'tirar ekan. Şimdi komandirmi kimdir o'tib qopti. O'tib qolsa ashurani boshlab olar ekan. Qur'onligini bilib qolsa mazasini qochadi deb aytdi, serp aytdi. Keyin to'xtab kirib turib, "Hozir nima o'qiyotding?" desa, ashura aytib beribdi, ashurani. "Yo' yo' yo', bu masala" debdi, bu masala debdi. Ashurani ham tushunmaydi u, boshqa tilda endi. Boshqasini o'qiyotding debdi. Desa, keyin xullas, asa majburlagan oxiri Qur'onni o'qib bergan. Keyin u ham komandir ham anaqa bo'lib qolganda xullas. Ya'ni Qur'onning ilohiy uslubi, men bir tajribani, bir ikkita tajribani aytayapman. Bu tajribaga muhtoj emas, ilohiy uslubi aniq. Ko'rgan odam, eshitgan odam biladiki, Qur'on bandaning so'zi emas. Endi hadislarni yozishlikka taqiq qo'ydilar boshida. Bor hadislarda, o'zlarida bor, hadislarni o'zida yozmanglar dedilar. Bugun sunnat inkorchilari degan toifa chiqqan. Biz besunnat deyapmiz, kecha suhbat ham qildim bular haqida. Besunnatlar, sunnat inkorchilari. Hadisni yozmaydigan, hadis 250 yil keyin yozilgan, Imom Buxoriylar yozgan degan tuhmatni tarqatishadi. Tuhmat bular. Payg'ambar alayhi salatu vasallam voqiya hodisalarini oxirlariga kelib, ya'ni Makka fathida, Hajjatul Vadoda aynan bir odam o'rnidan turib, "Ya Allohning rasuli, mana shu gaplarni yozib olsam maylimi?" dedi. Sababi shohid odam g'oyibga yetkazsin degandilar-da. Yetkazinglar, eshitgan odam keyingi odamlarga yetkazsin buni dedi. O'shanga bir odam turib yozib olsam maylimi dedi. Yoz dedilar. Yozga buyruq ham bor. Oldin tavsiya edi, keyin buyurdilar. Demak, hadisni yozishlikka urinish boshlandi. Sahobalarning davrida yo boshlandi. Keyin sirat yozishi boshlandi. Sirat hadislardan to'plama, payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayotlari. Mana bu uslub islom ummatining ichida dastlab hayotni boshida yo boshlandi. Bu uslubni hadislarni keyinchalik saralash va hadis to'g'risida odamlarning qiziqishi shu darajada ortib ketdiki, insoniyat qiziqqan narsa qimmat bo'lib ketadi o'zini davrida. Koronavirus tarqaganda maskani ko'rmadingiz, narxini.
Hamma maske qidirib yuribdi. Nimaga qiziqish bor va ehtiyoj bor? Hadisga ehtiyoj bo'lgani uchun hadis ha, pul bo'lgan. Menga bir hadis o'rgating desa, qancha berasan deydigan. Haqli ravishda. To'g'rirog'i qancha berasan demagan, paloncha beraman. Menga bering deyishgan. Abu Hanifaning uylariga bir kishi shogird kirdi. Abu Hanifa mı ya başka muhaddis? Xullas, mashhur adamlar. Kirganda tomdan g'ish tushib ketib nimadir, boshini yorib qo'ydi shogirdni. Endi bunga to'loviga hali kishi aytganki, 20 ta hadis o'rgatib qo'ysam rozimisan degan. Kafforatiga degan, men ha roziman degan. 20 ta hadis o'rgatib qo'ygan. Keyin aytgan, yana bir g'ish tushib ketsa edi boshimga degan. Hadis o'rganish shu darajada qimmatbaho bo'lgan. Yahyo ibn Qatton aytadilarki, men deydilar, bir qancha umrimni sarflab o'rganib kelgan hadisni shunda o'rgatyapman, o'rganib ol deganlar aytishdi. Hadis uchun bosib o'tilgan masofani hisoblasak, ulamolarning masofasini, barcha muhaddislarning hadis ilmiga qilgan xizmatlari ularning safarlari bilan o'lchanadi. Ya'ni odatda o'lchanadi. Imom Buxoriy Makka mukarramaga hajga kelganlar. Lekin Madinaga borganlar 470 km masofa. Madinadan Makkaga qaytganlar, Makkadan Madinaga borganlar, Madinadan Misrga borganlar, Misrdan Makkaga qaytganlar, Makkadan Naysoburga borganlar, Naysoburdan yana Kufaga qaytganlar, Bag'dodga yurganlar hisoblasangiz ulamolarning masofasini. Yer yuzini 10 ming marta aylanib chiqishga yetadigan masofa bosib borishgan. Peshkom piyoda. Imom Buxoriy muzlar. Hammalari. Hammalarinikini hisoblasangiz. Safar, shunaqa safar qilingan. Yer yuzini aylanib o'rgirib olgan odamlar. Bitta hadis uchun. Bitta hadisning matnida shubhalanib qolib, sahoba. Shu kim bor edi ya men bilan shu hadisni eshitgan deb, ha, Misrda falonchi bor edi deb, otga minib to'g'ri Misrga borgan. Shu hadisni matniga shubhalanib qolib. Eshing taqillatgani chiqqan. Sen falonchi, ha, mana bu hadisni men bilan eshitgandinga, ha. Matni qanaqa edi degan. Bunaqa edi. Ha, to'g'ri, men shubhamni to'g'rilab oldim, qaytgan orqaga. To'xtang, tushing, safardan kelibsiz. Bir mehmon qilay desa, yo, niyatim buzilar degan. Men hadisni o'rgangani keldim degan. Hadisga qilingan bu qadar ehtimom, bu qadar harakat, bu qadar xarajatni yengil sanamaslik kerak. Bu ish natija bergan. Ya'ni bu quruq havoga qilingan ish emas, natija bergan. Islom ummatining hadis ilmi bo'yicha qo'ygan kriteriyalari hadislarga boshqa joydan nimadir daxil qilishligini muhofaza qilgan. Harun ar-Rashidni oldiga avvalam aytib berdim, bir odamni olib kelishgan. Bu odam hadis to'qib yuribdi yo'q bu yoqda. Islomga dushman, dahriy odam ekan o'zi. Hadis deb gapirib yuribdi odamlarning ichida qissa holda qilib. Uni o'limga hukm qilgan Harun ar-Rashid. Shunda aytganki, meni o'ldirsang o'ldirarsan. Lekin mingta hadis tiqib yordim islom ummatining ichiga. Uni nima qilasan degan. Deganda san ketavur, o'lavur bemalol. Bizni Abdulloh muborakka o'xshagan g'alvorlarimiz bor va chiqarib beradi hadisni degan. Ha, haqiqiy ma'noda hadisdagi ishlangan akademik harakat dunyoda yo'q. Dunyoda yo'q buning harakati. Shu darajada qattiq ishlangan. Sahih to'plamlarini har bittasini o'zini xususiyati bor. Masalan, Imom Buxoriyni hadis to'plamlarining xususiyati san'atdagi quvvat. Kim san'atdagi kuchi, quvvatni ko'rmoqchi bo'lsa, bundan istifoda olmoqchi bo'lsa, Buxoriyni o'qisin. Imom Muslimni san'at hadis sahih to'plamlarini xususiyati tartibida. Go'zal tartib. Kim shunaqa ajib bir latofatni ko'rmoqchi bo'lsa, İmam Müslim'de okusun. İmam Termizi'de hadislerge nisbeten amalını kanday kılınadı. Termizi'ni okusun. Onda hadislerini ursa katar abketi bu miydi? İmam Termizi hadislerini kiltiradı. Bir bobda. Mesela 5 de hadis kiltiradı. Tepede birinci zayıf rağını. Ondan sarp küşü rağını. Keyin umumi rağını. Keyin ahir bitti hadisini kiltiradı da aytadı. Sahabalardan, tabiillerden bo'lgan ahli ilimler amal shunga degan deb qo'yadi. Ya'ni amallar aytib ketadi.
Sünenler bilen sahihler ortasında farklar var. Sünenler fikhe göre bab açadı. Şimdi İmam Malik'in muvattalarını okusayız, umumen deryanın içi süzü biraz. Muvatta umumen küçülü kitap. O yüzden aslı Malikiler ayırtadı ki İmam Malik'in kitabı birinci onda değildi. Buhari ikinci değildi. Şimdi onu Maliki bugün sen içeceğiz de, lakin bu doğru manasıyan var. Muvattağını okusayız, Medine'de yaşayıpken bu kalarsın. Yaşayısız Medine'nin içinde. Musnad, Ahmet ibn Hanbel'nin musnadlarını okusayız, hadiske bulgen muhabbeti zaşp etedir. Hadisinin kuvvetini, hadisinin ahamiyetini urgu beredir bu şey. Hamasının uzun hususiyeti var. Demek ki, sihah-ı sitte deyiledi. Ve halen ki, bu zayıf bugün hadisler, hatta ki Abu Davud'un risaleleri var. Medine ahliye risale yazgeller. Risalede etkiler, sünnenini yazdım ve sünnenin üslupları da bana bu narsalarına itibar kıldım degeller. Eğer bir rivayetini keltirip, indemeyen bulsam, uşa rivayet hakkıda. Uşa amelge sağlık dege. Abu Davud özleri. Bu mesela etkiler, bu zayıf. Küçsüz deyip gapirganlar. Zayıf küçsüz deyip gapirgan kitaplarını İslam ümmeti ne deyipti? Sihah-ı Sitte'ye kırdı deyipti. Ne deyken o? Dese İslam ümmeti amel kılıp gelgen mevcut hadisler toplamış o. Bunu. İslam ümmeti yukarıda aytganimizdek bar hayat umrunu, kabiliyetini sarflab yığıp kop koydu bizge. Taşap gitti bizge. Şimdi Albani rahimahullah ne mi iş kıldı? Abu Davud sunanlarını aldı da Sahih Abu Davud, Zayıf Abu Davud deyip kitap yazdı. İmam Termizi'ni aldı da Sahih Zayıf'ki acırattı. Yani başka şu sunanlarını alıp Sahih Zayıf'ki acırattı. Acırattı, şuna kıldı. İslam ümmeti tarihte kımmetbaha mirasını bugünge kadar op gelip, amel kılıp keliyetken meseleni bu kişi Sartrofke koydu. Sartrofke kılarken özlerden soruşken sizde hadis bağırasında ilmiyiz var mı degen de benim muhaddis de işe de halk degen. Kimden organ gelsinse kitaptan degen. Ustaz yok. Ustaz yok. Şuna kadar ziyatı getirildi. Şimdi Ramazan Butini o şey mezhepsizlik, aktarı bid'a degen kitapları Abu Gudda Rahimahullah'ını Albani'nin bazı hataları aitken raddiyeleri yani Muhammed Avvamani Asarul Hadis yok ki Adab-ül İhtilaf degen kitapları katta katta meşgul zamanasının en küçülü allameleri Albani bilen zamandaş bularken Albani Rahimahullah ki 52 yakın radde yazışken. Hemenler radde yazışken. Çünkü teşviş uşa davurlarda hiç kim etmegen gepler kotarılgen. Yaşlar uşa vaziyette başlayan topalanını. Kaçan vefat etken Albani? 99 yılında vefat etken. 99 geçe. Bugün vaziyette ben şimdi hürmet kılıp zikir kılıp etmem. İlmi amanatını yıkkaz için etmem. Albani rahimahullah'ını özlerine gerek bugünü üçün günü imam kılıp olgan cemaattan başka adamlar alım demeydi. Şimdi ise özlerine gerek üçün o kişini kabul kılışken Suriye'den çıkarılırken. Mekke'de Medine'ye barıp camiye muhaddis deyip ilan kılıp ders verdirirken. Ders veriş akıbeti de şuna fikirler tarkap ahırı Cüheyman'ını işitkenizlere Cüheyman kuliga kural alıp Mekke'yi mükerremeni basken Albani'nin şagırtı mendeydi. Basken Kabe'nin içi kırvagen 1400'ye yakın hacını öldürülgen. Bir adamla Mahdi deyip ilan kılışken Saudi hükümeti ki onlarla hücum kılıp ap çıkıp onlarla asıp öldürdü hammasını. Ana uşa fitneden keyin Albani'ni Mekke'den çıkarmışken. Ahirgi umurları geçe şunaqa uy habisi boshqa narsalar o'tkirlar. Bu yerda bu shaxslar haqidagi bu tarixni aytishdan maqsad shaxslarni bizda g'iybati yo'q. U g'iybat emas, u kishining shaxslari haqida
tabiatlari haqida gapirmayapmiz. Dinga bo'lgan bid'atning oqibati haqida gapiryapmiz. Hech kim aytmagan ishni qildi bular. Islom ummatining hadisiga ta'nani tashqaridan o'zi harakat qilib ulgura olmay turganida bular ichkaridan urib yelishdi, mana deydi. Mana deydi bu hatto lol qolasiz. Imom Buxoriyni o'sha qabrlarni ziyorat qilish masalasidagi hadisida aytgan sharhini o'qib, darsida bor. Sharhini o'qib, musulmon odam bu gapni gapirmaydi degan. Buxoriyga bo'lgan ta'nalar, Imom Muslimga bo'lgan ta'nalarni ko'p gaplarida odamlar ya'ni tanqid qilgan, kitob yozgan, ogohlantirgan. Nima uchun ogohlantirishgan? Xatar yuzaga chiqqan. Xatar, o'ta qattiq xatar yuzaga chiqqan. O'sha xatarning zararini hozir ham ko'ryapmiz. Hozir islom ummati, masalan, o'zbek zabonlar ichida sizni bizlarga o'ta radikal qarash bilan qarayotganlar, bizni nazar pisand qilmayotganlar, hadis sahihmi deb, o'zi hadisdan mutlaqo ma'lumoti bo'lmagan odamlar, o'sha chaqiriqning ta'siridagi odamlar. Hadisdan xabari yo'q o'zini. Hadisdan xabari yo'q. Abdulloh Zufar nima deyapti? Abu Hanifaga Aminni jahri aytish haqidagi sahih hadislar yetib bormagan deyapti. Aminni jahri aytish haqida Abu Hanifaga sahih hadislar yetib bormagan deyapti. Uni shaxsini qo'yingda, Abu Hanifaning ijtihodiga hujummi? Hujum. Mana aytdimki, Aminni jahri aytish to'g'risida sahih hadis yo'q. Yo'q. Agar Aminni jahri aytish aytgan degan jumla bo'lsa, u hadis sahih emas. Aminni jahri aytish haqida ochiq oydin lafz bilan sahih hadis yo'q. Agar lafz bilan kelgan bo'lsa, zaif u. Dedim. Hadis dedi shu. Nizam keyin bir suhbat qilib chiqdi. Nima dedi? Imom Buxoriyda İmam Buxoriy rahimahulloh Aminni jahri aytish tarafdori bo'lgan. Uni biz ham tan olamiz, to'g'ri. U Aminni jahri aytish masalasi birinchi plandagi gap emas. Biz maxfiy aytamiz, jahri aytgan aytaversin. Ijtihodiga uni aralashmaymiz, lekin Abu Hanifaga ta'na qilyapti. Mana Buxoriyda sahih hadis turibdi deb Atodan bo'lgan rivoyatni keltiryapti. Ato rahimahulloh aytdilarki, bu Aminni jahri aytardi, masjidlar gumburlab ketardi degan rivoyat keltiryapti. Mana deyapti, atrofdagilar endi bilmaydi hadisni. Uni qo'yib yurishdi yo bu yoqda. Keyin mana aytdim, "Oy, hadisni bilmaysan. Hadis ilmini bilmaysan. Atoning rivoyati hadis emas u, ya'ni musnad emas u. Atoning ijtihodi u. Ato tobiinmi? Tobiin. Payg'ambar alayhissalom ko'rmagan u. U aytyapti. Hadis ilmida uni musnad deyilmaydi. Imom Buxoriyning hadis to'plamlarining nomi nima? Al-musnadus sahih. Musnadu. Musnad degani Rasulullohga sanada yetib borgan hadislar to'plami degani. Uni ichida atoning gapi ta'liq deyiladi. Ta'liq. Bir mavzuda keltirib ketdi xolos. Imom Buxoriy o'zlarining ijtihodlarini aytib ketdilar. Tamam. Buni jumhur olgan to'ppa-to'g'ri. Bizni Hanafilar olmagan. Nimaga? Uni biladi, o'sha rivoyatlarni biladi. Faqat Abu Hanifaning ijtihodidagi kuchli gap Qur'oni Karimga suyanadi. Keyin undan keyin yana har xil narsalarni gapiryapti, lekin hadisni bilmaydi. Hadisni bilmagan odamlar hadisdan sizga sahihmi, zaifmi deyishligi islom ummatining ichida ko'p tashvish uyg'otdi. O'sha tashvishni oldini olish uchun biz ilmiy asosda hadislarning mavqifini, maqomini o'rganishimiz kerak. Hadislar turlarga bo'linadi. Bayquniyni matnlari bor. Hadis to'g'risida biz har bittamiz o'qib qo'yishimiz kerak. O'zi yodlab qo'yish kerak o'zi. Ko'p emas. Hadis to'g'risida bayt, arabiy baytlar. Bir yodlab qo'ysangiz, doim takror qilish shart emas. Suhbat mavzusida kelaveradi. Sahih, hasan, zaif, shunga o'xshagan ta'riflarni bergan. Masalan, mursal nima? Munqati nima? Mudol nima? Munkar hadis qanaqa bo'ladi?
Bularning hammasini o'rganib qo'yilsa, bizni amal qilishimiz kerak bo'lgan manbaning kuch-quvvatini farqlab olamiz. Ba'zi odam sahih bilan mutawatir farqiga bormaydi. Bu hadis mutawatir deseyiz, sahih mi deydi. Voy. Hadis mutawatir bo'lsa, u sahih bo'ladi u. Hadis mutawatir bo'lsa, oyatga teng bo'ladi kuchi. Kuchi bilmaydi, quvvatini bilmaydi, shuning uchun eshitdi, sahih mi? Ha, sahih ekan. Ha, bo'ldi, paypoqqa maqsad topdi deb qo'yadi. Bo'lmaydi ki, u kuchi yo'q, uni yetmaydi. Oyatdagi buyruqqa yetmaydi u gap. Kuchi bilmagani uchun shunaqa qilyapti. Tagini surishtirsangiz, o'ziga yoqqan uchun qilyapti uni. Mana shu sababdan biz hadislar to'g'risidagi ilmiy asosni ayniqsa biz bilib qo'yishimiz kerak. Chunki ro'baroyimizda hadis sahihmi deydigan odamlar chiqdi. Nima bo'lsa hadis sahihmi deya oladi. O'rganib qo'ygan. Ko'p emas, yodlab qo'yilsa zo'r. Birinchisi avvaloha as-sahihu muttasal degani sanad ittisal bo'lish kerak. Keyin illat bo'lmaslik kerak oladi. Ajoyib zo'r bergan buni. Mashhur nima desa, u ham sanadda sahihga o'xshaydi-ku, lekin sanaddagi sahihni rijollari dekmas. Oson, bitta o'qisangiz chiqadi. 34-ta paydagi. O'zi matnni yodlash ilmni asosi. Agar hamma ilmni o'qiyman desangiz, keyin qochib ketadi hamma gap. O'sha Madinada ilm uslubini o'qigan odamlar o'zi shikoyat qilib aytadi-da, bizga deydi, bir hadisni aytadi-da, u Oysha onamizning mazhabidan boshlaydi deydi. Oysha onamiz bunday deganlar, Urva radhiyallohu anhu bunday degan, Abdulloh Zubayr bunday degan, Sufyon Savri bunday degan, Sufyon ibn Uyayna unday degan, Nahaiyning mazhabi bu, Abu Hanifa unday degan, keyin ketdi. 12 ta mazhab chiqadi bitta masalaga. Uni o'qib tugatganimizdan keyin masala nima haqida edi deymiz. Yo'q, mavzu yo'q o'zi. Endi mana bu uslub bo'lsa, matnni yodlaysiz oldin, hech narsadan xabaringiz yo'q. Matnni yodlaganingizdan keyin endi kitobni o'qisangiz, hadislarni o'qisangiz, ha, mana bu matnga qaytib kiraverasiz. Hafiztu shay'an va nasitul ashiya bo'ladi. Ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Bir narsani yodlab olasiz. Hamma narsani esdan chiqaring bo'ldi, shu yetadi degani. Tushundingizmi? Bitta matnni yodlab olinsa, mana mana shu matnni yodlang, muhaddis bo'laverasiz, ya'ni muhaddis bilan gaplashaverasiz, tilni tushunasiz. Ya'ni hadis bo'yicha sizni boshqa muhaddislar, men majoz ma'nosida aytayapman, boshqa muhaddislarni tanqid qilishlikka kuchimiz yetmaydi-da, lekin muhaddis bir gapni gapirsa, hasan desa, sizni ta'rifida turadi. Hamma matndan, hamma fandan matn bor, hamma fandan Jazariyning tajviddan matni bor. Ha? Ibn Aqilni alfiyasi bor, 1000 bayt. Hamma usul, hamma qoidani matni bor. Aqidadan amoli bor bayt. Yodlab qo'yish kerak. Shunda keyin qolgani kelaveradi. Xo'p, endi umuman ilmiy maydonga mana shunga o'xshagan ilmiy asoslarni biz qurib borar ekanmiz, inshaalloh bu maydonga johilning jaholati, ahli bid'atning bid'ati kira olmaydi. Hadislar to'g'risida gap ko'p juda ham. Hadislarni inkor qilishga harakat qilish siyosiy kuchlarning rejasidagi ish. Ular o'sha hozir Kamoliddin yo'ldosh degani. Kecha u haqida gapirgan edim, keyin o'zini Telegram kanaliga qo'yib qo'yibdi. Telegram kanalida 220 ta bor odam bor ekan xullas. Osmonda men deydi, Abror bilan deydi, bahs qilmayman men deydi. Menga deydi, yarashmaydi degan gap qilyapti-da endi. Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydi. Voy. Qanaqa obro'si bor ekan buni? Hozir aytdim, sizlar endi eshitdinglar sizlar nomini. Hech kim tanimaydi o'zi asli. Tagi tugi yo'q odam. İlmi faaliyeti yok adam. Kur'an'dan ayet okuyaptı. Hatta yetevaffahunnel mavta diyaptı.
Açık aydın ahırıda hatta yetevaffahunnel mevta diyebdi. Şimdi Arapça okuyanı için hani iki işte yigirmata adam bunu oy Arapçanı yani zor bilerken de buydu. De uşan için okuyabdi Arapçanı. Okuma Arapçanı yakışı bilmiysen o. Kemal İddin Yoldaş. Bilmiydi Arapçanı yakışı bilmiydi anık. Bilgen değildi. Sen fahmı bugen deydi sünnet inkarçısı bu mesele. Şunu çıkıp alıp şimdi sünneti inkar kılıçlık için hareket gibi atıptı. O yüzden şimdi her türlü işlerini kılıç yaptı. Siyasi hareketler. Unga xizmat qilayotgan bu o'zini siyosiy mardikor ekanligini bilish bilmasligi u muhim emas, lekin aniq ularning xizmatidagi odamlar. Ularga qarshi biz hadisni maydonga ahamiyatini qo'yishimiz kerak. Hadis o'ta ahamiyatli mavzu. Hadis o'ta ahamiyatli mavzu. Qur'onni o'zi yetadi degan davrlarda chiqdi xavorijlar. Havariciler bizge Kur'an yetedi degen davanı birinci kıyan adamlar. Birinci şu gapni havariciler aytgan. Kur'an'a suyanıp Hazreti Ali'ni kafir deyişken. Oşan üçün oşa davrlarda İbn Abbas radıyallahu anhuma havariciler bilen bahslaşlikke ketiyatkarları da Ali radıyallahu anhu Kur'an'ı özüge kifayelanıp kamayın. Hadisler bilen bahsılırlar ben degenler. Demek ki Kur'an zuvucuh degenler. Kur'an'dan haklagan adam koyu birisi özü haklagenini yapardı. O şey Kemal İddin Yoldaş ne deyip dava akıllı yaptı? Ayeti yaptı ki hadisler şubhali min şubhasız adam ben. Hadislerini mez mini içtin deyipti de. Kur'an'a mana aytarken ben bu cayda Kur'an'ın kandayı çünüşlükteki menbe menmen deyipti. Sen kimsen? Surnaycı. Birar dini faaliyeti yok. Hiç bitten dersege cevap yeri aladigen faaliyetteki adam bas. İlla atrafıge yığılgen 220 tane adamını kurballığı için minakı oturuptu. Paytvayla oturuptu. Siyasi hareket başlansa siyasileşedi başarı. Saf dini deyip düşüntüra uğradı başarı. Lekin mutlaka siyasi fahşeler. Gırt siyasi fahişeler bu. Azatlığı da bahsediyorum ben bunlar bulan. Azatlığı da çıkıp birinci başıda etken. Siz beni degen siyasi hareketini aktörlerden degen siz. Ispatlan yapıyız degen. Başıda. Şimdi ben ötte ettim ki onu ki ispatlayımız da ilmi bahs. Sünnet gereğimiz. O bir nasıl yazdı. 200'te mesele yazıp bularning birortasi Qur'onda yo'q deb yozgan. Birortasi Qur'onda yo'q. Ya'ni xulosa nima? Amal qilmasa bo'laveradi degani. Yoki Qur'onda yo'q, amal qilsa bo'laveradi degani. Shunaqa masalalarni yiqqan. Masalan, Qur'oni Karimda la ilaha illalloh bor. Muhammad Rasululloh yo'q. Bu degani payg'ambar yo'q. Hadislar kerak emas degani. Mazhablar yo'q. U yo'q, bu yo'q. Bular kerak emas. Xohlagan qissa bo'laveradi, ketaveradi. Keyin men bahsda Qur'onda bayon qilib berish uchun sunnat kerak. Ancha bir soatlik bahs ko'rishlikni tavsiya qilaman. Deb chiqdim u. Oxirida keyin ikkalamizga savol muddati keldi. Unga aytdi, siz kam oldin dedi, Abror Muxtoraliga savol bering dedi. Menga savol berish kerak, to'g'rimi? O'sha joyda nima savol berdi? O'zbekistonning zonalarida zulm bormi deb savol berdi. Boshidagi savolda meni siyosiy kimmadir xizmatida ekanligimni isbotlang deydi. Suhbatning oxirida ana isbot. O'zi isbotladi. Ilmiy bahs bo'lib turibdi. O'zbekiston zonalarida zulm bormi deb savol beryapti. Ana isbot. O'shalarning ichimizdagi surnayi ekanligi. Biz ichimizda ham emas o'zi aslida-da, lekin o'zbekcha gapirib turibdi. Hali 200 ta odamga men rahmim kelyapti, xolos. Keyin men o'shanda nima savol berdim? Aytdimki, Qur'oni Karimda Maida surasida Alloh taolo 14 ta ayolni nikohini harom degan. 14 ta ayolni. Siz dedim, Qur'onda yo'q. Demak, buni qilsak bo'laveradi. Qur'on uni qaytarmagan, harom demagan, deyapsiz. Aha. 14 ta ayolni Alloh taolo harom dedi nikohini. 14 tani. Shu 14 ta ayolni ichida nabiraga uylanish mavzusi yo'q.
Allah Teala nabirani haram deganmas. Demek sizin mantığınız bu için nabirege uylense bola deme dedim. Desem bu juda oson deb gap başladı. Bu daldıra bo'ldi o'zi, kaltani o'tkazib vardı. Bu juda oson dedi, ha, oson bo'lsa javob ber. Desem aytdiki, nabirege uylanish tabiatan inson o'zi yoqtirmaydigan narsa. Shuning uchun Alloh taolo buni sanab o'tirmagan deyapti. Deydi, men aytdimki, onaga uylanish undan ham jirkanchu? Tabiat ko'tarmaydi. Hurrimat alaykum ummahatukum deyapti. Onani sanadi-yu. Desam, bo'ldi, ketdi. Keyin maqola qilib yozib, o'tta jumlalarda qanaqa tuzganim esimda yo'q, lekin maqolada o'sha mavzuni qo'yib qo'yib qo'yganman. Qachon kamoliddan haqida gap bo'lsa, o'sha maqolani qo'yaman oldiga. Javob yo'q. Endi aytayaptiki, nabiraga uylanish mavzusidan boshqa mavzusi yo'q, deyapti meni. Yo'q, u mavzuni seni mantig'ing bo'yicha berdim savolni. Gapni aylantirma. Qur'onda yo'q, demak amal qilsak bo'ladi, deyapti. Mana Qur'onda yo'q. Amal qilsa bo'ladimi? Bundan xunuklarni aytishgan. Bundan xunuk yomon gaplar bor. Ya'ni o'zingni najosatingni harom degan oyat yo'q. Ya o'zingni najosatingni bo'lmasa. Degan ba'zi ulamolarda, men sal madaniyroq gapirdim endi. Men ancha madaniyatliman o'zi. Boshqalarni eshitmagan uchun odamlar meni qo'pol deydi-da. Shu bilan hozir shu mavzu ketib turibdi. Men hadislar to'g'risida biroz bunga teginib o'tib ketdim. Hadislarga shubha uyg'otish masalasi o'sha Yevropada 1740-yillarda Gollandiyada sharqshunoslik institutlari tashkil qilingan. O'sha joyda ensiklopediyalar tuzilgan hadis bo'yicha. Qur'oni Karimga umidlari uzilgan. Qur'ondan shubha chiqarisha olmaydi. Chiqarish rejalari bor-da, keyingi etapda. Birinchi etap hadislardan boshlashimiz kerak. Chunki hadislarda sharqshunoslarning shunaqa kitob ensiklopediyalari bor. U musulmonlarga ham foyda bo'ldi-ki. Musulmonlar ham ko'p foydalanadi hozirgi kunda. Endi hozir internet chiqib ketib, u biroz orqada qolib ketdi. O'sha joyda hadislarni raqamlari bilan qidirib, izlab topib, musulmonlarga savol beradi. Menga ham o'sha osobdagida savol berdi. Kamoliddin yo'ldosh. Mana raqamini aytayapman. 1404-chi hadis. 1404-chi hadis. İbn Mucade, Ayşe anamızdan rivayet var da, İbn Mucade. Racim hakkındaki ayet, Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat topkullarına kadar okuyurdu, Kur'an'da bağırdı. Vefat etken külleri bir itibar kapımız, bir içki kirip konuğa, haliye ayetini yiyip koydu. Degen hadis. Mana shu hadisga nima deysiz? Aqliy mantiqqa to'g'ri keladimi? Oyatni yeb qo'ysa echki shunaqa bo'ladimi? Deb ketdi shu bilan. To'xtang dedim. Bu hadis hukm haqida xabaringiz bormi? Nima? Qanaqa hukm? Bu hadis zaif. Munkar hadis. Bu hadisning sahihi Muslimda bor. Echki yeb ketdi degan jumlani Ismoil ibn kim degan bir roviy bor. Ismoil ibn nimadir ismi kelmayapti. O'sha ravi o'zigina aytgan buni. Va Ismoil haqida muhaddislarning faloni munkar degan, pistoni undoq degan, linul hadis degan gap olinmaydi u odamni. Qanaqasiga hadisni tanqid qilishda zaif hadisdan foydalanadi? Qanaqasiga? Zaif bu hadis. Munkar hadis, munkar nima degani? Munkar degani sahih rivoyatlardagi o'sha ma'noda kelgan hadisga zid keladi. Teskari bo'ladi. İmam Müslim'de şu hadis var. O'tta içki yeb qo'ydi degan jumla yo'q. İbn Mujada bu hadis var. Yuqorisi to'g'ri keladi, oxirida içki yeb ketdi deydi. Munkar sahihga zid. Ya'ni munkar inson tasavvur qilmaydigan narsani gapiradi. Ha, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hujralari o'zi tor, kichkinagina ma'lum. Vafot etib turibdilar, odamlar kirib chiqib turibdi. Qanaqa qilib içki kiradi o'tga? Mumkin emas. Mutlaq zaif bo'lgan musulmon ulamolar uni qabul qilmagan, rivoyat sifatida keltirishgan, lekin qabul qilishmagan. Hadisni qanaqasiga dalil qilasan? Ha, to'g'ri, yolg'on. Uslub shu, u qatdan olyapti. U Ibn Mujani hammasini o'qib keldi-da, hadisni taftish qilib,
Keyin bizga ko'rsatdim u. O'naqa gap yo'q. U haligi mustashriqlar bergan yemni yeyapti u. O'shani yemni yeb semirib bizga sakrayapti. Yo sakramasan. Sen o'zing topmagansan uni. Raqamini aytayapman deb qo'ydi. Aytasan-da raqamini senga raqam bilan bergandan keyin. O'zi topgani yo'q uni. Mana shu uslub o'sha tomondan kelgan. Bularning hammasiga javob bor. Hammasiga. İslam ulamalarının cevabı var. Bunlarını okup organik duruşumuz gerek. Hop. Şuna böyle çok önemli bir ama hani İslam'ın kayıtsız cöyde şu hani şu hareket edilen cöylerine buzul edilen, onlarla tart bozulma, nasıl ki tart edilen metallerine koşu bozulan hadislerin buzuş numaralı şu olanlar yani. Şu olanlar da bana mesela bitti hadisini organik. İmam Buhari'de hadis var. Bir kabile Medine'ye geldi. Medine-i Munavvara'nın havası ularga yokmadı. Karınları şişe başladı. Yani ciğer keserliği. Serroz bu sekereyi tahminen şuna keserlik. Keyin Peygamber aleyhissalatu vesselam ularga zakat tüyeleri bar cayını kursattılar. Ettiler ki barınlar dediler. Uşa cayda tüyenin sütü bilen, bavlu bilen, davalaninler dediler. Hadis. Sahih hadis, sahih. Buhari'den Buhari'de. Şu hadisini korsatıp, mana aytganda nima deydi? Mana Müslümanlar tüyenin bavlini içip yürüptü deydi. Şu hadis sahih mi deydi? Kanakası sahih buladı. Buhari'ye tanıtı yaptı. Endi, Türkiye'de Caner Taslaman degen adam bilen, Abu Bakr Sifil degen bir ahli ilim var. Şunu bahsi buldu. Bahske Caner Taslaman bitti idişte şaffaf idişte. Tüyeni bavlunu kütürüp gitti. Bahske. Bana sahih Buhari'de şunaki hadisiyle var. Bana alın için diyepti. Bir kursatın hadiske amal kılıçızı diyepti. Bahste. Canlı ifriket diyepti. Endi juda odobli odam. Abu Bakr Sifil, hafizahulloh juda odobli, juda saviyali, juda ilmli odam. Ahli sunnaning muhofizlaridan. Turkiyada e'tiborli ulamolardan. Bularga raddiyasi kuchli odamlardan. Oldiga qo'yibdi bir anaqada tuyani bavlini. Iching qani ko'rsating deyapti. Mana shu uslub shu. Hadisda qayerda o'sha piyolaga yoki choynakka quyib yuborib iching degan matn yo'qki. U kishi unaqa men xohlagan, ya'ni uslubman, o'zining uslubi bor, ajoyib javob berdi. Menga aytsa aytaman. Doim aytaman-da. Qani hadisni o'qishi deyman. Xo'p, o'qiydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam tuyaning bavli bilan sutidan ichkin davolan dedilar, ha? Qani shu matndan choynakka quyib ich degan ma'noni chiqarmang, qayerdan chiqaryapsan buni? Unaqa ma'no yo'qki. Xo'p, buni ma'nosini qanday tushunamiz desa, buni ma'nosini to'g'ri tushunsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qanaqa to'g'ri tushunsa bo'ladi? Ulamolar aytadiki, endi fuqaholarning ijtihodini ko'ring. Fuqaholarning ijtihodida, xossatan Hanafilarda tuyaning bavli najas. Go'shti yeyiladigan hayvon bo'lgani uchun najasi xafifa deyiladi. Najosatul hafife. Yengil najosat içiş haram onu. Doğrudan doğru içiş haram. İlla deydi zarurat yüzesinden. Bundan başka dava yok. Mana şu dava deyip ilmi asasta ispatlansa ad darurat tubihul mahdurat boladı. Mubah boladı. Hanefiler bu yapı yapıladı. Müştehid ulamalarımız bu hadiske kan da emel kıyan. Ekseriyete haram degen, najosat degen. Bazıları zahirge göre pak degen. Lekin ekseriyete necaset degen. Amalda necaset o. Müştehit ulamalarımız bunu necaset deyip durdu. Lekin Peygamber aleyhisselam bu gapni kandaya gapirganlar dese ulamal aytadı ki hadis aytiliyetken vaqtdagi tibbiyatı da bu. Cahiliyetten kiyip durgan tibbiyat. Başka tibbi yani mahkeme yok. Tibbi madrasa yok. Fakat bazı bir tibbiyatını bilgen adamlar var. Cigara kesel bulgen adamge tüyenin bavlini sütüge aralaştırıp bir miktar doğru tayarlaydı. Doğrunun namı şu.
tüyanın bavulu aralaşken sütü bilen tüyanın hem namı var. Necif degen tüyü. Adli tüyemez o. Uşanın terkibi bilen hani ölüyetken adamlarga verirler onu. Hakikatte verildi, içini tüzeldi onlar. Keyin hıyanat kılıp tüyakeşi ailesini öldürüp tüyalarından paçık etti. Onların cezası malum. Şimdi bu gap, bu gap oranına kegende ayçi gerek. O şey, Avrupa bu tuhmatını kılı yaptı. O Avrupa tuhmatını kılıp Kemal'ın yoldaşı ayeti yaptı. Kemal'ın yoldaş Müslümanların içi kılıp özünü Müslüman körseti bu gaplarını tarikatı yaptı. Şimdi biz Kemal'ın yoldaş arkada Avrupa'ya savaş veririz. O ziler Starbucks içeseler mi? Starbucks'ın bazı turları var, filmin necasetten tayarlanır. Mesela benim Starbucks içemem, lakin o tüyanı, o fillikini içmeyeyim yani. O kımmet o. Onlar içeriyor. Filge yedirirler. Anakalı. Fil kiyin o necasetten çıkarsa, onu alıp kayıtı işleptirip, kofi yakıp dar kaçacağını. Cüde aksar doğrularının içinde necaset var o. Doğru mu? Şimdi meyli oyun tibbiyatke alakadar. Hop. El kanun fit tip. Kimin kitabı? İbn Sina'nın kitabı. İbn Sina'nın el kanun fit tip degen kitabı var. Bu tip kanunları tercüme kılışken. Şunda abuval degen bab var. Babul abuval. Yani bavullar babı. Bavullar babı da tüyenin bavulu doğrusuna kegende İbn Sina. İbn Sina anık fallar içindeki adam bu adam. Medisina sahası da Amerika'nın 200 yıllık üstazı. Amerika institutları, üniversiteleri, Avrupa institutları, üniversiteleri İbn Sina'dan köp istifade eden. İbn Sina'nın bu terkibini, İbn Sina'nın bu tekliflerini hala inkar kılıp yok. İbn Sina hata kıptı degen gap yok hala geçe. Babıl Abval'da Necif degen tüyenin bavulu hakkında yazadı. Ayet dedi ki, en faydalı bavul deydi. Bunu deydi, tüyenin uşa özünün sütüge falan terkipte kılınsa deydi, uşa cigar keserliği, öpke keserlikleri, birkaç keserliklerine doğru deydi, doğru deydi. İlmi tamamen ispatı turuptu. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu yani mevcut tibbiyatke yollantırıp ayeti yaptılar. Ve adamlar kesel, zarurat yüzünden başka ilacı yok. Hemme bari tüyanın bavluya koşup içsin degen gap yok. Şunçelik ilmi, silsilevi, mantiki asası var narsanı biz de grafinge koyup ap gelip bana iç diyendi. Onaka yapmaz ki, onaka saddam yapmaz ki. Maksatlik adamlar. Hadisini uçlav alıp, kuru alıp, uşanı tankıt kılıp bana hadiste bütün İslam ümmetini tankıt kılış için hareket kılıyetken siyasi adamlar. Ana şu siyasatını bilgenimiz için agahlantırışımız gerek. Hadisini şunu için yo, yolg'on gap u. İbn Sino'ga tuhmat. Odamning bavuli najosati g'aliza. Xafif emas bu. Najosati g'aliza, to'g'ri emas. Uni ham o'shanga o'xshagan odamlar tarqatganda, Kamoliddin yo'ldoshga o'xshaganlar. Chunki ularda tuhmat ko'p. Narsasini sotish uchun yolg'on gapiraveradi. Mavzuni suiiste'mol qiladi. Shuning uchun ularga endi tibbiy sohada kitobdan o'qib İbn Sina'nın tavsiyesi deyip amal kıpkı doğru mu? Tibbi sahada tabibki müracaat kılış gerek, doktorga müracaat kılış gerek. İslam ümmeti şunu tavsiye kıladı, başka yolu yok bize. Antik anam şu. Hop, savallarımız var mı? Saval bir adıyorsunuz ki tıpkı diyor. Allah acır versin, sizlere yiyem Allah Ta'ala güç kuvvet versin. Kılıyetken hizmeti ileriye Allah Ta'ala barakat versin. Şimdi hazır bu Kemal'ın yoldaşı zarar kattalaşı bir tepkeni için bunlardan agahlantırışlık, kerek. Ustaz, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sarafi ileriye her şeye de girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Cebel. Sahabanı. Muaz. Muaz ibn-i Cebel. Muaz ibn-i Cebel'de. Radıyallahu anh. Hemen yuvar ettiğin petto işte etken sözleri vardı. Sözleri. Kur'an'da bir mesleği ruhları ulaşan hem de akıl eser deseydi. Ben de hemen Kur'an'dan, eğer Kur'an'dan toplam deseyince, hadisten, hadisten toplam. Şu hadis, özü aslında, yani Resulullah trik götürüp, bitti insaniye, iştahat ilişki ki ruhsa bir değil. Mezhepte bu ilişki iş aramaz mı şu? Ya bu hadis sahih mi? Ya ki, onun ayı olmaz mı? Ya ki, khas mı bu? Aynen, bir upeyde, yetkazıcı kendi göre için, bunge khas bir ruhsat verdiler ama, mesela bu sahih hadis bu değil mi? Bu neşe hadis. Bu da dedi ki, bunu amiyle hazır, ucadan. Yo, o'sha olmaslik tabiat o'zi. Aslida u o'sha rivoyatni o'zini o'zlarining foydasiga ishlatadi. Ma'no aytayotganda aytadiki, mana payg'ambar alayhi sallatu vasallam bitta odamga ijtihodga ruxsat berdilar-yu, biz ham qila olamiz ijtihod deydi. Tushundingizmi? Bizga ham haqqimiz bor deydi. Ijtihod masalasi bu ilmiy asoslarga suyangan bo'lishi kerak degan gapni tan olmaydi. Yengil qarab olishgan. Yengil. Masalan, İbn Taymiyye rahimahullohni dalil keltirishadi. Lekin İbn Taymiyye rahimahullohni aytgan ijtihod haqidagi u kishi yengil aytganlar, yengilroq bo'lishligi, mujtahid mutlaq talab qilgan narsalar shart emas deganlari bor. Lekin İbn Taymiyye rahimahulloh o'zlari alohida mazhab qilmadilar. Barcha ulamolar bil ittifoq aytadi, İbn Taymiyye rahimahulloh Hanbali mazhabida edi. Ba'zi masalalarda unga xilof gapirsa ham Hanbali mazhabiga, o'zi Hanbali mazhabida edi. Mazhabdan chiqib ketgani yo'q, taqlid qildi u ham. Ya'ni u Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni hadislari mazhablarni shakllanishligiga eng kuchli dalillardan. Albatta, Qur'oni Karimda kecha aytdik-a, Qur'oni Karimda 500 ga yaqin muhkam oyatlar bor. Hadis shariflarni maksimum 4000 ta muhkam hadis deyiladi. O'zi hadislarni mutlaq yig'sa 50 mingga bormaydi hadis. Hamma hadisni yig'ib kelsangiz 35 ming 40 ming atrofida. Kanzul Ummal degan kitob bor, ha? Hamma hadislarni to'plagan. 43 mingmi 45 ming chiqqan. Takrorlarini olib tashlasangiz 34 mingga yaqin hadis bor. Shu 34 ming hadisning ichida 4 ming dona muhkam bor. Lekin islom ummati amal qilishi kerak bo'lgan 1.5 millionga yaqin masala bor. Hamma masalamizni yig'saysiz, milliondan oshiq masala bor. Milliondan oshiq masalani 4.5 ming dona manbadan chiqarib olish uchun mujtahid bo'lish kerak endi. 1.5 millionta aptekada dori turibdi. Sizda 4.5 ming dona diagnoz bor. 1.5 millionta dorining ichidan 4.5 mingta diagnozga qarab yeyishingiz kerak, ichishingiz kerak. Buni dorini bilmasangiz, diagnozni tushunmasangiz, kirib olib qorin og'rig'iga deb ichki tari ichib qo'ysangiz nima bo'ladi? Ha, shuna bo'lyapti-da hozir, ichki ketyapti hammasini. Ichgan dorisi shunaqa bo'lyapti, to'g'risi hamda. Dori lekin u o'zini vaqtida ichib qotgan odamga dori edi u. Diagnoz noto'g'ri. Bu diagnoz 4.5 ming dona o'zi. Lekin dorixonaga kirsak 1.5 millionta dori turibdi. Ularni shu diagnozga solishtirib, bunga mana bu bunga bu deyish uchun ilm kerak. Buni kim inkor qilsa yo ahmoq yoki siyosiy maqsadi bor uni. O'sha sunnatni inkor qilayotgan, uni o'rniga manman degandek, mazhabni inkor qilayotgan mazhab marjuh deyotgan uni o'rniga rojih manman deyapti-da o'zi tagida. Ha, u bizga kerak emas unga. Bizga u rojih emas, bizga mazhab rojih. Sizlarga aytdim shekilli, bir qori o'rtog'im bor edi, biroz aynib qoldi u ham kallasi. Bir joyda birga safar qilishimiz to'g'ri kelib qoldi. Yo'lda boshladi u gapni. Aytdiki, hozir dedi, hamma hadislar bor-ku qo'limizda dedi. Xo'p. Hamma hadislar bor. O'zi asli hamma hadislar yo'q. Rivoyat jihatidan kelgan hadislar islom ummatining diniga amal qilishiga kifoya yetarligi bor. Shu bilan birga amal tariqasida kelayotgan amallar bor. Hadis yo'q, amal qilamiz.
İmam Malik'nin usullerinden bittesi Medine ahlinin ameli. Hadis mez. Medine ahlinin amelini hüccet kılıp ağa gelmemiş. Demek ki Medine'nin ahli Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kurgenini kıladı. Münker işini kımıydı Medine ahli. Çünkü Resulullah'ın terbiyesini ağa gelmemiş. Şunu hüccet dedi. Hop dedim, hop. Hadisler hemmesi var. Ne kılalımız? Şu hadislerden alıp amel kılavursak bu miydi mi? Abu Hanife peygamber mes mi? Peygamber mes. Hata kılışı mümkün mü? Ha, hata kılışı mümkün. Ha, res hata kılışı mümkün bulsa, kolumuzda menbe turgan bulsa, şu menbelerini uzige karab amel kılavursak bu miydi mi dedi menge? Yani şuna kılavuraylık demokş, taklif kılıyordum menge. Diyordum, ettim ki Abu Hanife hata kılışı mümkün mü? Ha, dedi. Ki sizden hata kılışınız mümkün mü dedim. Sen oylanıp kaldın. Ha, dedi. Benim hata kılışı mümkün dedi. Şimdi sizde hata yengiz bilen Abu Hanife'nin hatasının miktarı kaç buluşu mümkün? Sen şimdi Abu Hanife, şimdi Abu Hanife o dedi. Şuna rast şuna kayken dedim. Közü kısın dedim. Rastlanem de. Közünü lok kıvalı bu gap bir gap iş doğurmaz da. Abu Hanife rahimahullah hata kılışı mümkün. Uşa mümkün hatalarını adamlar uşa davurlarda tapıp bu kişiye aytgan. Va u kishining aytgan gaplari xato ekanligini isbotlab bera olmagan. Isbotlaganda to'g'rilagan. Va u kishining barcha fatvolaridan ilmiy manbalarini qo'l ostilaridagi minglagan mujtahidlar, ya'ni laboratoriy sinchkovlik bilan akademik urinish bilan keyingi ummatga yetkazgan. Shuning uchun ummat ittifoq Mezhabning müştehit mutlaklar tamamından adaşmayan kiriyetkeniye. Ve in tenazatum fi şeyin farudduhu ilallahi ve rasul. Eğer tenazu bulmese, meneş mezhab. Tenazu yok mezhabning haklı gidi. Kim hadir gap yapırsa, uşan için Ramazan Buti bu cümleni, kitabını yazarken, elle mezhebiye ahtaru bid'atin diyen. Mezhabsizlik, yani mezhabsizlik buddaki manası, bitta mazhabni tan olmaslik yoki mazhab ulamolarini marjuhda ayblashlik eng xatarli bid'at. Islom ummati gapirmagan buni tarixda. Abu Hanifalar tiriklik paytlarida gapirilgan u keyinchalik ular o'sha xatolarni isloh qilib bo'ldi qotgan. Qotgan bu vojib. Mujtahidlar o'rtaga qo'ygan manbalar zaruri jihatdan masum deyiladi. Zarurat, boshqa yo'li yo'q. Hozir yo yangitdan boshlayman desangiz, bizga yangi Abu Hanifalar kerak bo'ladi. U Qorakaga aytdimmi, siz Abu Hanifa bo'lsangiz, eyvalloh, ergashamiz dedim. Bo'la olmaysiz ki dedim. Hamma hadisni yodlaganingizda ham bo'la olmaysiz. Hamma hadisni yodlab chiqasiz, bo'la olmaysiz. Chunki siz bu hadislarni aytayotgan, bu hadislarni yashayotgan odamlarni ko'rganmassiz. Ularning shogirdlari bilan ham suhbat bo'lmagansiz. Matnni yozarkansiz, boshqacha gapirarkansiz, boshqacha eshitiladi. Chunki intonatsiya bor yoki gapda qo'pol gapirasiz, yozgida muloyim bo'ladi. Uni muloyim o'qisangiz ham bo'ladi. Lekin yozuvda qo'pol ovozda qo'pol chiqishi mumkin. Endi ana shuning uchun ham mazhab haqidagi har turli ya'ni haddan oshiq gaplar u odamlarning ahli bid'at ekanligiga dalolat. Bid'at ahllari ular. Mavzuni matnni noto'g'ri talqin qilayotgan odamlar. Oddiy bitta javrobni paypoq deb tarjima qilayotgan odamlar. Mana hozirgi paypoq deb. Bu paypoqlarga 40-50 yil bo'lib bo'lmadi chiqqaniga. Yangi sanoat bu. Qanaqasiga to'g'ri lug'at jihatdan arablar javrob deyveradi buni. Lekin o hadislerde kelgan cevrabını bu paypoq deb tarjima qilish uchun mutlaq ilim kerak emas. Baran ibn ochib turib tarjima qilyapti-da. Baran ibn ochib tarjima qilsa nima bo'ladi bilasizmi? Oldingi sahih Buxoriy qanaqa tarjima bo'lgan? Oldingi sahih Buxoriy bilasizlar-a, hazrat aytgandilar. Dob degan kalimani kalta kesak deb tarjima qilishgan. Dob, arab tilida dob. Halid ibn Valid radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam bilan bir joyda oturadı, dop pişirip gelişadı, dop. Kelganda
O kişi bu nime deydiler dese bab deyişedi. Kollarını tartadılar Peygamber Aleyhisselam. Şunda Halid ibn Velid yemeyiz mi? Haram mı bu deydi? Yani yok bizi kabile yemeydi bunu. Bizi kavim bunu yemeydi deydiler. Yani tabiaten yemezlikler ne yeterli? Lakin haram demeydiler. Şunda Halid ibn Velid onu karşılatıp yegane hakkında rivayet durdu. Buhari'de durdu. Şunu kelte kesek deyip tercüme kıldı. Ne buldu? Kelte kesekini Halid ibn Velid karşılatıp Resulullah'ın aldığı yedi degen gapçıkıp çıkardı. Şuna kadar tercüme kılınken birinci Buhari'de. O dab, umman başka neyse, dab deyip kıdırın, o yeşil ot yeydigen, Arap çöllerde boladigen, ota delikates neyse o. Ota tankız tağım, tansık tağımlardan o. Onu ançı münçü adam tapalmaydı, kımmat duradı o. Hem, maşın çabal atırafı, şunç atırafı da. Katırak çeyre boladı. Tercümede paypağını, cavrabını paypağı deyip tercüme kılsa taharatsını yaptı. Taharat büzülü yaptı. Dabını kalpte kesek dese halal haram gelenip oraya yaptı. Haram halal gelenip gidiyor yaptı. Bana şuna kadar derseler. Demek o bugünkü gündeki hemen hadisini yodlap ogen adam hem müştehidi mutlak bulamaydı. Farazan boldu degen deyem o şey işini kıladı yine. Yani iş kılamaydı. Yine o şey iş. Yine o şey menbe, yine o şey apteke. Başka yapı yok. Ne kadar sen diagnozda kayıttan yazıp çıkışın mı faydası var? Bu oldu mu? Diagnozda karar bir olur, aptekadan doğruyunu alıp hiç düzen değildir. Şunlar değil mi? Çıkış bu oldu. Subhaneke Allahümme. Labbey. Ne oldu lan şimdi? Allah asrasın. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhir da'wana anil hamdulillah. Kardeşimle dua edin. Allahumma salli ala Muhammed.